Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere böyle kahvaltıları, isterseniz de akşamları bile yiyebileceğiniz bir börek tarifim var. Çi börek tarifi vereceğim bugün. Hemen öncelikle içinin kıyma harcını hazırlayayım. Onu dolaba kaldıracağım. 250-300 gram arası kıyma. Ben 300 gram kullandım. Tuz, karabiber. Tuz hemen bir tatlı kaşığını çok doldurmadan. Robottan çektiğim 2 adet orta boy kuru soğan ya da büyük boy bir tane kuru soğan da doğrayabilirsiniz. İçerisine ilave ediyorum. Robot kullanmayacaksanız rendeleyebilirsiniz. Suyunu falan almıyorum. Zaten birazcık sulu olması gerekiyor. Acı suyu falan da olmuyor. Hiç aklınıza öyle bir şey getirmeyin. Ara ara su katarak karıştıracağım. Ben bir çay bardağı yanıma aldım. Gerektikçe ilave edeceğim. Böyle hafif cıvık olması gerekiyor. Kıymam da yarı yağlı. İç harcım hazır. Şimdi ben bunu dolaba kaldırayım. Hamurları hazırlayana kadar dolapta beklesin. 4 su bardağı unu eledim. Derince kabımın içerisine aldım. Bardak ölçüm yine 200 milimlik. Aynı bardakla su da aldım yanıma. Bir tatlı kaşığı tuzu şöyle kenarlarına döküyorum. Hafif ortasını açacağım. Bir su bardağı suyu yavaş yavaş dökeceğim. Birden dökmeyin sakın. Eğer gerekirse biraz daha su alacağım. Orta sertlikte bir hamur yoğuracağım. Çok sert de değil, çok yumuşak da değil. Çeyrek su bardağı da aldım yanıma. Onu da ilave ediyorum. Hamurumu yoğurarak toparlıyorum. Biraz un serpip tezgahın üzerinde devam edeceğim. Gördüğünüz gibi sert bir hamur oldu iyice. Şimdi artık tezgahın üzerinde 5 dakika boyunca yoğuracağım. Hamuru 5 dakika boyunca yoğurdum. Kıvamını da şöyle göstereyim. Orta sertlikte bir hamur olacak. Hatta serte daha bile yakın. Eğer un gerekirse un ilave edin. Su gerekirse de su. Ben bir su bardağı ve çeyrekten biraz daha fazla su ilave ettim. 4 su bardağı una. Sizler de ona göre yavaş ve dikkatli ekleyin suyunu. Ortadan ikiye bölüyorum hamuru. Tekrar. Hemen hemen cevizden biraz daha büyük bezeler hazırlayacağım. Çok büyük yapmayacağım ama büyüklüğünü küçüklüğünü istediğiniz gibi de ayarlayabilirsiniz. Toplamda 17 tane beze hazırladım. Şimdi üzerini örteyim kurumasın. Yanıma biraz un aldım. Ara ara çok değil. Un serperek açacağım. Yeterince açtım. Hemen hemen bir pasta tabağı büyüklüğünde yeterli. Eğer ki daha büyük isterseniz bezelerinizi büyütebilirsiniz. Hazırladığımı kenara alacağım. Açılabildiği kadar ince açıyorum. Tamamdır. Hepsini böyle açıp kenara dizeceğim. Eğer üst üste koymanız gerekirse şöyle un serpin, ondan sonra üst üste koyun, yoksa yapışır. Hamurları açtım. Birbirinin üzerine yapıştırmamaya özen gösterin. Aralarda un serpin ki yapışmasın. Yeterince sadece bir tarafa. Çok aşırı derecede de iç harcından doldurmayın. Elimle bastırarak. Çok kenarlara değil. Birazcık kenarlardan bırakın. Hatta bu fazla bile. Çok kalın yaparsanız iç harcını bu sefer çiğ kalabilir. Çok çiğ kalmaması için incecik yapın. Dediğim gibi kenarlardan boşluk bırakmayı unutmayın.
bile fazla. Hamur 15 dakika dinlendirdikten sonra açmanızı tavsiye ederim. Daha güzel açılıyor. Ben dinlendiremedim vaktim olmadığı için ama sizler 15 dakika dinlendirip öyle açın. Bir tarafa koyduktan sonra üzerine kapatıyorum. Elimle bastırıyorum. İster çay tabağı kenarıyla da kesebilirsiniz. Ben düz yapmak istiyorum. Ondan dolayı düz bir aparatla kullanacağım. İsterseniz tırtırlı tarafıyla da yapabilirsiniz. Bu şekilde kestiğiniz zaman daha iyi kapanıyor. Kenardan kalan hamurları tekrar kullanacağım. Kapandığından emin olun. Tezgahın üzerine un serpin. Ondan sonra yerleştirin. Yoksa yapışacaktır bekledikçe. Tekrar aynı şekilde. Kaşıkla da sürebilirsiniz. Böyle iyice tam dümdüz serin. Kalın olmasın. Ve tam yarısına. Eğer uç kısımlara da koyarsanız bu sefer kızartırken içinden çıkar. Elimle bastırıyorum. İyice bastırın. Ondan sonra kesin. Şöyle çok ince olacak şekilde kesiyorum. Yayıyorum. Bütün hamurları aynı işlemle devam edeceğim ben. Bütün hepsini yaptıktan sonra kızartmaya geçeceğim. Böyle daha pratik oluyor. Açtım. Altına un sererek dizdim. Şimdi kızartmaya başlayacağım. Hemen şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Kıyma neden böyle mor gibi oldu diyebilirsiniz. Bu tamamen kuru soğan, mor bir kuru soğan kullandığım için suyu kıymanın rengini değiştirdi. İlk koyduğumda gördüğünüz gibi kıymanın rengi gayet yerindeydi. Kızartmak için uygun bir tavayı ocağıma alıyorum. İçerisine 1 su bardağı sıvı yağ koyuyorum. Altını yakayım. Yağ iyice ısınsın. Orta ateş alın. Çok aşağı harlı bir ateşte kızartmayın. Koyuyorum. Sen de bu tarafa. Fazla tutmadan çeviriyorum. Çok güzel kabardı. Çok tutmadan ben alıyorum. Yakından da göstereyim. Gayet güzel kabardı. İyice yağını süzdürün. Hemen tekrar atıyorum. Ocakta çok fazla tutmuyorum. Hafif böyle kızarınca hemen alın. Çok fazlasıyla kızartmayın. Hepsini kızartıp bir servis tabağına aldım. İlk pişirdiğinizde biliyorsunuz balon gibi böyle şişiyor ama daha sonrasında böyle iniyor. Hemen sizlere içinde göstereceğim. Gördüğünüz gibi dediğim gibi tamamen soğandan dolayı böyle rengi biraz mor gibi oldu ama sıkıntı değil. Hamuru çok ince. Çok güzel oldu. Ortalama pişme süresi 3 dakika kadar ancadır. 3 ile 5 dakika. Çok yüksek ayarda da atmayın. Bu sefer kızartır atarsınız. Hepsi gördüğünüz gibi içinin kıyması gözüküyor incelikten. Bir tane daha şöyle dilimleyeyim sizlere.
hamuru da çok güzel oldu. İçinin pişmediğini falan düşünmeyin. Gayet güzel pişti. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takibi alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.